16 Aralık 1899, İtalyan devi AC Milan takımı kuruldu. AC Milan, İtalya Serie A'da mücadele eden dünyanın gelmiş geçmiş en başarılı 3 takımından biridir. İtalya'nın Milano şehrini temsil eden Milan, 1899 yılında temsil ettiği şehirde kuruldu. Forma renklerini siyah ve kırmızı olarak seçen kulüp, 1901 yılından itibaren lig şampiyonluklarını kazanmaya başladı. İtalya Serie A'da oynadığı her dönem iddialı bir kulüp haline gelen Milan, maçlarını Inter'le ortaklaşa kullandığı San Siro'da oynamaktadır. Bir dönem Fatih Terim'in de çalıştırdığı Milan, en büyük başarılarını 90'lı ve 2000'li yıllarda elde etti. Kulüp 2000'li yıllarda iki kez UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşarken, bir kez de ilk yarısını 3-0 önde bitirdiği finalde Liverpool'a penaltı vuruşları sonucu kupayı kaptırdı. AC Milan, Real Madrid'le beraber toplam en çok kupa kazanan takım olarak Avrupa futbol tarihine geçti. 16 Aralık 1980, İsa Ertürk dünya karmasında. Futbola 1970 yılında Kütahya Spor'da başlayan İsa Ertürk, Fenerbahçe'de oynadığı dönemde dünya karmasının Barcelona ile oynadığı karşılaşmada forma giydi. İsa Ertürk, dünya karmasına çağrılan Fenerbahçe kalecisi Yaşar Duran'ın oynayamayacak olması nedeniyle karşılaşmaya davet edilmişti. Mücadele sırasında bir şutu direkte patlayan İsa Ertürk, dünya karmasında forma giyen ilk Türk futbolcu olarak tarihe geçti. Böylece Ertürk, Türk futbolunun kısır bir dönemden geçtiği yıllarda futbolda yetişmekte olan bir jenerasyon için umut kaynağı oldu. 16 Aralık 1987. A milli futbol takımımız Avrupa Şampiyonası elemelerindeki son maçında golle tanıştı. Türkiye, 1988 Avrupa Şampiyonası eleme grubunda İngiltere, Kuzey İrlanda ve Yugoslavya ile eşleşmişti. Son maçına kadar oynadığı karşılaşmalarda gol atamayan A milli takımımız, Yugoslavya ile oynadığı gruptaki son maçında aradığı gollere ulaştı. Yugoslavya milli takımımız karşısında 3-0 öndeyken, Ay Yıldızlar ikinci yarıda bulduğu gollerle durumu 3-2'ye getirdi. Kalan dakikalarda beraberlik golünü bulamayan milli takımımız için tek teselli, toplamda 13 gol yediği gruplarda ilk gollerini son maçında bulmuş olmasıydı. Yusuf'un vuruşu, kaleci ve top alanı. Bu gol Avrupa Futbol Şampiyonası'nda attığımız şu ana kadar tek gol. Bir şutun adam ve top alanı. Durum 3-2 oluyor.